TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar: Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. sevgili dinleyicilerimiz Aşkın İsimleri programıyla Esma-i Hüsna'ya devam etmek için bugün de sizlerleyiz. Ben Nisibe Sarıhan, değerli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak. Merhabalar hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Bugün Er Rezzak ismini anlatabilir misiniz bize hocam? Rezzak ismini nasıl anlamamız gerekir? Allah Teala'nın isimlerinden birini bir çocuğa, yeni doğan bir bebeğe verebilir miyiz? Böyle bir soruyla başlayabilir miyiz programa? Rezzak ismi Abdurrezzak olarak bir bebeğe verilebilir mi? Böyle bir başlangıç yapsak olur mu? Tabii olur. Biraz latifeli olarak başlayayım. Bebeğe isim verilmez aslında o şahsa isim verilir. Bizim medeniyetimizin getirdiği inanca göre medeniyetimizdeki doğum hadisesine baktığımızda hayvan olan yani dış cephemizin suri dediğimiz, zahiri dediğimiz bedenin yaşı olur. Ruhun yaşı yoktur. Ruhların hepsi aynı yaştadır. Ve aslında biz bebeğe isim vermeyiz. O ruh ve cesetle beraber görünen zata, zat haline gelmiş kişiye isim veririz. O kendi ismini talep edemeyeceğinden hı hı. anne babaya da bu sorumluluk yüklenmiştir. İlk mesuliyet babayadır ve hatta dedeyedir. Yani baba yoksa ölmüş olabilir. Yani bu sıra ondadır onun sözü dinlenir manasında değil. Torunundan veya işte oğlundan çocuğundan kızından ilk başta eğitim olarak erkek sorumludur. Bakın bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Günümüzde insanlar babaları, işte ailedeki paşa babayı, dedeyi bir para ve sermaye makamı olarak görürler. Halbuki din o babaya manevi bir sorumluluk yükleyerek o makamın esas hakkına işaret eder. Yani anneler emek çeker doğru. Çocuk terbiyesinin %90'ını anneden alır ama unutmayalım ki o annenin vereceği terbiyenin de kontrolünde o annenin seçiminde de erkek rol oynar. Dolayısıyla bir erkek sadece kendisine eş aramaz, aynı zamanda zürriyetine de uygun o manevi terbiyeyi verebilecek hususiyetteki insanı da arama mecburiyeti erkeğe yüklenmiştir. Ve yine bundandır ki gayrimüslimle hanım evlenemezken bir gayrimüslimle ehli kitapla erkek evlenebilir. Çünkü hanım kocasının dinindendir. Yani biz buradan soru soruyu açıyor. Evet. Biraz da ben tabii teşneyim buna anlıyorum. Şimdi Abdurrezzak bir bebeğe konmaz. İnsana konur. İnsana konur dediğimizde Eyvallah. ha o zaman oldu deriz. Eyvallah o zaman tabii öyle. Tabii ki konulur. Zor bir şey. Hele hele çok güzel bir şey vesile oldunuz. İnsanlar rızık sıkıntısı çekeriz. Maddi sıkıntı çekeriz diye çocuk olmasından korkuyorlar. Ve hatta çocuklarını zayi edenler de var. ...utanarak söylüyorum... İşte o şeye müracaat eden kişiler var... ...ben hanımların dinlediğini düşünerek... ...hiçbir hanım karşısında... ...böyle bir tabiri... ...o tabiri bile kullanmak istemem... ...yani o çocuğun... E, ...hakları olmadığı halde... ...düşürme yoluna gidiyorlar... E, ...bu geçim sıkıntısından dolayı... ...bir şey ise... ...Kur'an-ı Kerim bunu açıkça men etmiştir... ...peki çocuk dünyaya geldi... ...ama durumları da iyi değil... Abdurrezzak ismini koyabilirler. Rızkı genişler insanın. Sonra rızık genişlemesinde sadece çocuğu bahane etmesinler. Bir insan pisse, evini temizlemezse... Bunu aşk ve ahlak programında konuşmuştuk. Evet. Evin bereketi eksilir. Abdestsiz tuttuğu yemek, sofra, buzdolabı... Artık bu tabirleri de kullanacağız. Masa, eve besmenesiz girmesi, sofraya besmenesiz oturması... Helal haram ayırmaması çok yığınla geliyormuş gibi olur ama bereketi olmaz. Yüz binlerle kazanır, yine bir kuruşa muhtaç olur. Ötekisi helalinden çalışır, on lira kazanır, yine ay sonu parası artar. Yani rızık, birazdan şimdi anlatacağız. El rezak ismi yine Cenab-ı Hakk'ın e, muazzam muhteşem isimlerindendir. Şimdi bundan evvel ne işledik? El Vehhab'ı işledik. Evet. El Vehhab neydi? Yani hemen şimdi tekrar anlatacak değiliz tabii. Programın hacmi çok fazla büyür. Ve da bizim dahlimiz olmadan yine de onun ikram ettikleri vardı. Akıl edemediklerimizden dahi. Ve evet yani biz yokken bile bize ihsan ettiği evet. vardı. Akıl akıl verdi bize. Evet. Beden verdi bize. İyi hoş çok güzel de şimdi kul da tabii biraz omuzunu oynatıyor böyle. Mızıkçılık yapıyor. Tam akıl verdin, beden verdin ama bu beden de yemeden olmuyor ki değil mi? Yani bunun da bir ihtiyacı var. Bu ihtiyacı, ona gerekli olan ihtiyacı bittikçe ona veren, gerekli olduğu kadarını ona veren, ona taksimatta bulunan Allah Celle Celaluhu, Rezzak ismi şerifi ve Haptan sonra gelmiş oluyor. Hmm. Şimdi neden? Şimdi biz bu beden, bu bedeni biz istemedik. Allah bize lütfetti. Dolayısıyla El, el Vehhab evvelce zikredildi. Şimdi bedenin ihtiyacı var Er-Rezzak. Yani Vehhab ve Rezzak'ın peşi sıra gelmesinde böyle bir hikmet daha var. Sıralamada esma ül Hüsna'da. Onu da göz ardı etmeyelim. Hem bunu yaparken e, bendeniz böyle birkaç ismi hatırlatarak ve birbirleriyle ilişiklendirerek ki zaten öyle anlatıyorum bu detaya giriyorum. Neden? İnsanlar bir şekilde Rezzak'ı hatırladıklarında Vehhab'ı da hatırlayacaklar. Yani böyle ezber de kolaylaşacak. Evet. Üçü, dördü, beşi bir arada. İşte zaten hüvallahü lezi'yi biliyorsa lev enzernay oradan ezberleyecek. İşte oradan geçecek halik bari falan derken ya neydi o diyecek kafa yoracak. Vehhab'ı anlattık. Onun üzerinden işte konuştuk. Şimdi bunları hatırlamış olacak insanlar. Anlatabiliyor muyum? Cenab-ı Hakk'ın Gaffar ismindeki o sığa özelliğini anlatırken bu aynı kalıpta ve Vehhab vardı, işte Gaffar vardı, şu vardı bu vardı falan diyerek Rezzak, Fettah böyle gidecek. Hep bunlar ezberimizde artırmış olacak. İnşallah. Bu arada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Öyle tekrar Rezzak kelimesine gelelim. Mesela Esmaül Hüsna'dan şöyle orta halli biraz sokağı da tanıyan bir insan olarak soruyorum. İnsanları çevirdiğimizde bazı Esmaül Hüsna'dan isimleri söylediğinizde bilemeyebilirler. Yani biraz da uzak yaşıyorlarsa Kur'an'dan falan böyle. Hani çünkü insanlar programda da seyredemiyor. İş mesai falan oluyor. Onları da suçlamıyorum şimdi. Kimseyi tenkit etmiyorum. Fakat mesela şu Allah'ın ismi midir biliyor musunuz? El-Hasib. Bilmiyorum der büyük bir ihtimalle. MuNi. Yani bilmiyorum. Rezzak. Ha biliyorum der. Yani Allah'ın ismi der. Bilir. Ne Neden? Çünkü devamlı rızka mazhar oluyoruz. Hmm. Allah'ı hatırlatabilecek o kadar çok rızka mazhar oluyoruz ki El Rezzak'ın Allah'ın ismi olduğunu unutmuyoruz. Peki buradan başka bir yere geçebilir miyiz? Demek ki biz rızık ihtiyacımız olduğunda o görüldüğünde Rezzak Allah'ı sadece düşünmememiz lazım. Bir de Allah'ı Allah için düşünmek lazım. El Hasip'ten de haberdar ol. El Gafur'dan da haberdar ol. El Gani'den de haberdar ol. Öyle değil mi? Evet. Bunlar hakkını da yani sadece hani ben doyduğum yere bakarım. Benim için vatan önemli değil diyen böyle hüda nâbit, mahluk cinsinden canlılar vardır ya. Ne demek yani vatan duygusu olmaz mı bir adamda? Böyle yediğim yere bakarım. Ya. N nesin sen? Mantar. Falanca tunduralarda binlenmelerde sürü halinde giden bir canlı değilsin. Ben anlamam abi falan. Olur mu öyle şey? Buradaymış rızkımız ama insan vatanını özlüyorum der insansa. E bir insan da rezzak olana devamlı müşahede edebileceği şeyler var. Bu rezzak olan Rabbimin hangi isimleri var diye merak etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Bu da onun insanlığını gösterir. Rezzak olan kendisini sana hatırlatmış. Diğer hatırlayamadıklarını da öğren. Hep o isimlerle Cenab-ı Hakk'a zikret denilse o kişiye yeridir elbette. Şimdi Er-Rezzak rızık kelimesini işte razaka e, kelimesini şimdi Arapça kaidesine maziydi, muzariydi, emirdi, nehidi bu kalıplara girmeyeceğiz ama razık değil de rezzak razık denildiğinde rızkı istediğinde ve bir, bir şey alabilir miyim yiyecek falan diyorsun veriyor sana devamlı istediğinde veriyor rezzak denildiğinde yine hatırlayın ve hap kalıbını gaffar kalıbını bunu çokça yapan ve yine aynı şekilde çok türlü yapan, çok türlü türlü yapan ve yine rızka gidecek, yani bu rızıkla alakalı çok yapan çokça rızık veriyor. Çok farklı şekillerde rızık veriyor. Bir de rızka giden yolları ve bahaneleri, sebepleri de çok olan manasına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Yani bu önemli bir şey. Peki ne var? Şimdi biz geçen programlarda da tabii bazen dalıyoruz. Ee, uzun uzun izahlara giriyoruz ama muhakkak anlatılması gereken şeyleri es geçmememiz lazım. Şimdi biz rızık denildiğinde bir kere hemen bu programla beraber, şu sohbetle beraber daha evvel duymamışsa arkadaşlar rızık denildiğinde bunu sadece yemek, içmek olarak düşünmemeleri lazım. Yani rızık dediğimizde maddi rızık düşünmememiz lazım. Zaten maddi rızık dediğimizde bile bunu yemek içmek olarak düşünmememiz lazım. Şimdi bakın yemek içmek olarak düşünmememiz lazım ayrı maddi rızık denilince çoğu insan yemek içmek anlar. Evet. Maddi olarak rızkımız denildiğinde de böyle anlamamak lazım. Niçin? Bakın nefes alıyoruz biz. Bu da nefes maddi rızık rızıktır. içine giriyor. Tabii maddi bir rızıktır. Hı hı. Hayatiyetimizi bu bedenin hayatiyetin devam ettirebilmesi için ruhumuzun bu havaya ihtiyacı yok. Ruhumuzun bu havaya ihtiyacı yok. Bedenimizin bu havaya ihtiyacı var ve kesintiye uğruyor. İstediği kadar havalı dolsun Diye <laughs> nefesiniz doldurun dolunetiçle bitiyor. Zaten Depolaya tıkanmanın, varsınız. Ölmenin bir sebebi de yani nefesi verememekle alakalıdır. Biliyor musunuz onu? Huvallahu la ilaha illa hu 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 bir insan nefes verdikçe yaşar. Aslında son nefesini verdi derler. O son nefesi vermek değil. Nefes veren kişi yaşar. Birkaç kişinin ölüm sahnesinde, ölüm anında yanımdaydım. Nefes vererek gitmediler. Nefesi aldıkları nefesi veremedikleri için gittiler. Çünkü insan hu, hu, hu dedikçe yaşar. <laughs> Yapar ve durur ses ne kadar gidiyor mikrofondan bilemiyorum. Hu insanı yaşatır. Almakla değil insan aslında vermekle yaşar. İnsan ve vermekle yaşar aslında. Benliğinden ne kadar verirse esas benlikten nasiptar olur. Verdikçe gelir o. Namazda verir alır. Hacca gider verir alır. Sadaka verir alır. Her şey temizlenir. Arz edebiliyor muyum? Bakış açımızla alakalı. Maddi rızık dediğimizde hücrelerimizin ihtiyaçlarına kadar olan rızkı düşünün. Ağzına ekmek atıyorsun. Tamam. Tamam ya Rabbi sen bir lokmayı gönder gerisini biz hallederiz diyemezsin ki. Hani Allah lokmayı gönderdi. Allah'ın bu lokma senden hop attım gerisini biz hallederiz. Yok öyle bir sistem yok ki. Hücrelerine kadar ona muhtaçsın. Hücrelerindeki rızka kadar ona muhtaçsın. Ve bu öyle bir şey ki. Öyle bir yapmış ki madde demek inkıtaya uğrayan demek. Yani sonu var. Ve aynı zamanda madde olarak bir şey kazandığında bitişi var. Ve tekrarı icap ediyor. Nefes aldın, verdin, verdin, aldın. Bak yedin tekrar acıktın. Bir acıktın Bir sirkülasyondan ziyade hep kesintiye uğruyor. Her kesintiye uğradığında icap eden, rızkı veren Allah demektir. Hep o ihtiyacı göre. Şimdi maddi olarak bu. Ve haptan farkı ne? rızkınızın maddi olan rızkınızın ihtiyacını hissedersiniz ve ondan talep edersiniz. Ya Rabbi ver. İşte işe gideyim, çalışayım, edeyim. Allah Teala rızkı vermekle kalmamıştır. Bir de rızkı temin edebileceğimiz kuvveti de vermiştir. Ve hapla rezzakın yan yana oluşundaki bir hikmet de o. El vermiş, ayak vermiş, kuvvet vermiş. Ne diyoruz biz böyle dilenci falan geldiğinde? Sohatli, bilinen böyle bakımlı, ...abi versene ekmek parası... Ya ...ne münasebet ya güçlü kuvvetli adamsın... ...şurada adam kağıt topluyor yani... Evet. ...sen illa bir mayişetini temin edersin... ...ne yani diyoruz... ...hatta bunu göstermek için ne yapar... ...el yok ayak yok... Hı hı. ...falan gibi şekilde acındırma... ...veya isteme durumları olabilir... ...errezzakta işte acayip bir şey var şimdi... ...konu konuyu açacak... İnşallah hemen toparlayacağım... ...çünkü esas lezzetli tarafı sonra... daha ...bunlar hiçbir şey... Allah Teala biz sağ salim olduğumuz için bize Vehhabiyet isminin tecellisiyle bizim rızkı temin edebilecek şekilde de yaratmış. Hem o rızık peşinde koşabilecek kuvvet vermiş bir de yani bir adamın lokmayı bile çiğnemesi için efor lazım. Bazıları diyorlar ki kalori hesabı yaparken bir adam yemek yerken 100-150 kalori harcıyor diyorlar yani hatta hazım mazım falan yaparsan o bile bir kuvvet istiyor. Bu da rezaka girer. Yani rızkı alabilecek sebepleri yapması rızka girer. Bu şuna benzetilebilir. Hani bu net nasıl oluyor diye düşünmez insanlar ama yine biz misal verelim. Siz diyelim ki bu kurumda çalışıyorsunuz. Siz burada bir iş yapıyorsunuz. Sizin bir işiniz var. Ama burada oturduğunuz yer var. işi yapabileceğiniz mikrofon var. bir Bilmem var. Anhası minhası servisi yemeği. Suyu içeceği e condition'ı değil mi? Bunlar da nedir? Bu müessesenin sizi yaşamınızı deruhte etmek ve işinizi yapmak için hazırladığı şeydir. Siz sadece belli bir para alıp buradan çıkıp gitmiyorsunuz ki. İlişkiniz onunla sınırlı değil ki. Bunun etrafında bir sürü nimete hasar oluyorsunuz. Bu da düşünülüyor. Biz burada boğaz besliyoruz kardeşim diyor. Ona göre bir müesseseyiz diyor. Hı. E sen bunu düşünürsün de Allah düşünmez mi? Allah buyuruyor biz boğaz besliyoruz insan besliyoruz. Her canlının ihtiyacı var. Hepsinin rızkını veriyor. İşte bu yönden de er denilmiş. Şimdi bir söz söyledik ama dinleyicilerimiz kaçırmış olabilir. Araya çok söz girdi çünkü. Dedi ki bir, rızık denildiğinde sadece yemek içmek anlamayın. Maddi rızık denildiğinde de sadece yemek içmek anlamayın dedik. Bunu anlatmış olduk. Demek ki bunun rezzakı Allah. Tamam. Bir başka şekil var şimdi. Bir de manevi rızık var. Manevi rızık ne? Bizim gözle göremesek de ihtiyacımız olan, o olmadığında eksik hissettiğimiz bir rızkımız var. Mesela sohbet manevi bir rızıktır. Zikir manevi bir rızıktır. Namaz manevi bir rızıktır. Bir adımın rızkı kesildiğinde ya boğazından yemek geçmeyecek hale geldiğinde bizim bir tanıdık var. Onu birkaç kere de söylüyorum konuşamıyor edemiyor efendim cihazlar 3-4 kadın bakıyor ve güler yüzlü bir insan ben ismini vermek istemiyorum çok çok nurlu bir insan bir hanımefendi oğluyla akrabasıyla tanışıyorum ziyaretine falan gittim gördü gözleri böyle pırıl pırıl bakıyor işte işaretle falan yazdırıyor bir şeyleri bir keresinde sormuşlar neyi çok özledin diye kana kana su içmeyi özledim demiş bir yudum suyu içmek. Ya bu müthiş bir şey yani. Biz Allah'ın rezzak olduğunu konuşuyoruz, suyu konuşuyoruz. Oradaki zaika, tatma duygusu bile. Ben deniz yüzde doksan, şu piyasadaki sulardan on on tanesini koyun, gözüm kapalı. 3 aşağı beş yukarı markasını size söyleyebilirim. Tadıyla da veriyor rezzak. Bedi ismine de geçecek onlar tabii. Yani nasıl bir rızık bu? Anlatabiliyor muyum? Rezzak oluşla alakalı. Şimdi manevi rızka baktığımızda o olmadığında eksik. Mesela Allah yine Vehhab ismi şerifiyle bize akıl vermiş. Peki bu aklın bir öğrenme rızkı var. Bu bedenin bir yeme rızkı olduğu gibi akıl da bir şeyle beslenecek ki işe yarasın. Beden beslenecek ki yürüsün değil mi? Akla da ilim lazım. Errezzak isminden geliyor. Aklın da rızkını veriyor. Nedir? İlimle, öğrenmekle. Bir zat öyle diyor onu baktığım eserinde de Kalbin de diyor bir rızkı vardır, keşiftir diyor. Arz edebiliyor muyum? Ondan sonra mesela ruhun da o kalbin içerisindeki sır denilen ve onun sevki idaresine Cenab-ı Hakk'ın verdiği kuvve i kutsiye, kuvve i kutsiyesinden bahsettiği ruhumuzda görme, hissedebilme, müşahede gönül tarafından bir rızkı var. La ilahe illallah diyorsunuz, ruhunuz doyuyor. Salatü Selam çekiyorsunuz. Mesela işte Şaban'dı, işte Recep'ti, oruçlar tutan arkadaşlarımız oluyor. Onlara tavsiyemiz çok acıktıklarında, açlık hissederlerse 10 kere Salatü Selam çeksinler. Ya yani yedinciye gelmeden böyle bir tuhaf bir yumruk gibi bir şey olacak, tokluk hissedecekler. Hatta bakın, ahir zaman diyoruz, fitne zamandır falan diyoruz. Efendimizin acayip bir hadis şerifi var. Müminlerin o zamandaki yiyecekleri rızıkları esma olacak buyuruyor. Zikir olacak buyuruyor. Belki diyenecek bir şey kalmadığından zikirle doyacaklar. Zikirle tatmin olacak. İtminan edecekler. Yani açlıklarını öyle giderecekler. Mealinde bir hadis-i şerif görmüştüm. Şimdi biz toparlarsak yemek içmekten ibaret değil el er rezzak olan Allah'ın bize rızkı. Maddi birçok şeyde ona muhtacız. Bir. iki manada da ona muhtacız. Daha acayip bir şey söyleyeyim. Çocuğa gösterdiğimiz şefkat, çocuktan alabildiğimiz merhamet, şefkat, onunla iletişim, bunların hepsi manevi rızka girer. Yani nasıl ki bir adamın maddi rızkı yoksa ki oradan açılmıştı söz şimdi hatırladım. Maddi rızkı yoksa boğazından bir lokma ekmek geçemiyor. Manevi rızkı da yoksa bir insan ne yapamaz? O manevi hazları yaşayamaz. Yani er ismini düşünsün ve Allah'a tesbih etsin. Şimdi iki örnek vereceğim size. Daha evvel bir şekilde anlatmıştım ama hızlı anlatacağım. Çünkü er Rezzak ismi çok geniş. Sonradan da bir Rezzak, El er Rezzak denilmesindeki bir hikmeti daha anlatıp inşallah sırlamaya çalışacağım. Ee, Ahmediye de geçer. Ahmedi Bican Hazretleri'nin. Ee, bunu Aşk ve Ahlak programında da galiba biraz böyle temas etmiştim. Bizim baş ucu kitaplarımızdandır. Hatta kıymetli dinleyenlerimiz lütfen... Çanakkale'ye, Kilitbahir'e gittiklerinde Ahmet İbi ve Muhammed Bi Hazretlerinin kabirlerini ziyaret etsinler. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin halifeleridir bu zatlar. Ve Ahmediye muhteşem bir kitaptır. Mesnevi gibi Türkçe yazılmış. Yani Türkçe şekilde okunan Mesnevi'dir. Böyle bizim Anadolu'da vesaire de derler, kaide ile derler, gaide derler böyle belli bir tarzda okunur. Şiir şeklinde. Çok hikmetli, çok güzel bir kitaptır. Orada geçiyor. Adamın biri memleketine gidiyor uzun seneler sonra. Gurbetteymiş. Gidiyor. Akrabasının bulunduğu, ahbabının bulunduğu kabristana geliyor. Aa diyor filanca da ölmüş, falanca da gitmiş. Bir kabirlerini ziyaret edeyim diye. Oturuyor kabrin başına okurken bakıyor. Orada taşın üstünde bir mercimek duruyor. Mercimek. Hani bazı tipler vardır öyle hala böyle takıntıdır yani illa elini parmağını ıslatır böyle hemen onu alır kırıntıyı ağzına atar. Bizim küçükken çok vardı en azından bilmiyorum. Şimdi çöpleri çöpleri atıyorlar ekmekleri tabi böyle bir parmak hesabı yapacak adam yok. Komple atıyorlar çünkü yani. Adam o görmüş bir tane mercimek tane yani. Taneyi görmüş e, parmağını ıslatmış parmağın ucuyla almış ağzına atmış çiğnemiş. Bir adam gelmiş yani o kabristanda çalışan bir adam. Selamun demiş. Aleyküm selam demiş. Birader sen nereden geldin demiş. Uzaktan işte falanca yani. Peki buraya niye geldin demiş. Benim demiş de çocuklukken arkadaşım şimdi hatırlayamıyorum. Ahmet İbi e. Canaz belki de akrabası. İşte vefat etti kabrini buldum bir ziyaret edeyim okuyayım diye geldim. Adam demiş ki hayır sen bunun için gelmedin demiş. Sen bu mercimek tanesini yemek için buraya geldin demiş. Senin burada rızkın vardı demiş. Allah Allah neden? Bak demiş ben bu kabristanda çalışıyorum. Burada demiş bir toprak kayması falan oldu. Biz bir kabrin yeni değiştirmek için açtık. İçindeki kemikleri de çıkarttık. Daha düzgün bir yere naklederken bu mercimek tanesi o ölünün ölmüş olan kişinin dişinin arasından düştü demiş. Hmm, onun rızkı değil miymiş? Dur bakalım bir bekle daha. Bu, o ben de merak ettim bunu. Adam yememiş bunu ve çürümemişti. Zaten öyle hububat biliyorsunuz uzun süre kalabilir. Evet. Dişin arasından dur bakalım ne olacak dedim demiş. Birkaç hafta evvel demiş. Bu taşın üzerine bu mercimek tanesini koydum. Kuşlar geldi, karıncalar geçti bilmem bir tanesi yemedi onu demiş. Sen geldin buraya oturdun parmağını ıslattın attın ağza demiş. Senin rızkınmış Allah bu. Allah Allah. Taksimat idaiye acayiptir. tabi. İçeceğin su vardır, alacağın nefes vardır. Peki maddi rızık dinleyeceğim bir sohbet vardır. Daha detaylı anlatayım da şöyle bir akıllar çalışsın. Filanca memlekete gittin, arabadan indin, selamun aleyküm, aleyküm selam kardeşim dedi. Hoş geldiniz dedi, bindin arabaya tekrar. Selam rızkın vardır. Bakın Allah Teala'nın rızıkları envai çeşittir. O yüzden er rezzaktır. Diğer bir rızık, bu rızkı olanın bir taneyi alması. Rızıksız olana da misal, Mesnevi'de de geçen, Efendim meşhur bir kıssadır bu. Biz isim falan vermeden anlatacağız. Adamın biri kahyasıyla beraber ondan sonra bir kasabaya gidiyor. Mal satacak, ticaret yapacak. Kahyası da diyor ki ya biliyorsun ben şey düşkünüm namaza falan. Sen diyor işini görne kadar bana ben lazım değilim sen. Evet. Camiye girsem diyor. Ya gir diyor ben. Benim de camide işim yok diyor. Adam gidiyor ticaretini yapıyor. Geliyor caminin avlusuna. adam yok. Bekle bekle yok. İçeriye bakıyor ki böyle bir yere bakmış birisini dinliyor. Kürsüdekini görmüyor adamını görüyor. Pişt pişt falan diyor duyuramıyor. Dışarı çıkan adamı diyor ki ya şu adamı çağırsana diyor bak çulsuz bir adam var orada. Gelsin buraya diyor. Adamına işaret ediyor kapıyı gösteriyor. Adam geliyor caminin dışına çıkmadan ne istiyorsun diyor. Hadi gel diyor adam dışarıya. Gelemem diyor. Ya niye gelemezsin? Salmıyorlar diyor. Dışarı salmıyorlar. Kim salmıyor? seni içeri sokmayanlar diyor. Yani bir içeri girip de mi çağıramazsın bunu? Bak evet. rızıksızlık işte bu. O zaman şöyle toparlayacağız. Rızık değişebilir mi? Allah buna genişlik ihsan edebilir. Çünkü rezzak ya çok farklı şekilde verebilir. Bir de bir ayeti kerime var. Estağfirullah. Men yet ve men yettakillah mahraca min la Allah'tan çekinip Haramına helaline dikkat eden kişi. Hesabı bilmez. Yapamaz. Nereden gelecekler? işin içinden çıkamaz. Ama Allah böylelerini hiç ummadıkları bir kapıdan rızıklandırırlar. Rızıklandırır ve hesaba da gelmez. Hem hesapsız rızıklandırır hem de onun yaptığı hesaba uymaz. Dolayısıyla bir insan Er-Rezzak'ı düşünerek ama manevi rızkını önce düşünerek çünkü Er-Rezzak'ı çekmek için bile manevi rızık lazımdır. O halde Hazreti Mevlana'nın şu sözüyle programı tamamlayalım. Allah size yiyin için israf etmedin deyince sen sadece bunu su ekmek mi zannettin? Sen insansın yahu hayvandan mı ibaretsin? Oradaki yemek içmekten murat Allah'ın manevi rızıklarından nasiptar olmaktır. Ağla, yalvar, Allah sana en önce manevi rızkı versin. Gerisi çok kolay. Mealinde sözüyle tamamlamış olalım. Ağzınıza sağlık her türlü faydalı rızıktan nasiplenmek dileğiyle diyelim. Önümüzdeki haftayı sabırsızlıkla bekliyoruz gerçekten güzel anlatımınızla kıymetli hocam. Ben Nesibe Sarıhan, değerli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak, yapımdaki arkadaşımız Nazlı Güven, teknik masadaki arkadaşımız Mehmet Ali Yıldırım. Haftaya tekrar sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın. Aşkın isimleri. hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak Nesibe Sarıhan RT podcasting yayınını dinlediniz.